Şimdi kaynağı nedir ben de bilmiyorum ama yaşım 15 civarında olmalı. Çünkü 16 yaşındaydım annemi kaybettiğimde. Halbuki bu konuyu annemle de konuştuğumu biliyorum. Demek ki 15 olmalı. Bana beyin davranış ilişkisi diyoruz bugün buna. Tabii o gün öyle bir deyim yok ama tam bugün beyin davranış ilişkisi dediğimiz konuda ciddi bir merak geldi. Şimdi o sıralarda Freud tercümeleri yeni yapılmıştı. Onları okumanın payı var mı yok mu bunda? Çünkü okuduğumu hatırlıyorum. Ama payı olduğunu hiç hatırlamıyorum. Nereden geldi böyle bir merak onu da hatırlamıyorum ama merakım aynen şuydu. Benim annem de babam da ikisi de tıp doktoruydu. Onlara şunu söylüyordum. Biz bir yere dikkat ederken beynimizde ne oluyor da dikkatimizi verebiliyoruz? Bir şeyi hatırlamaya çalışıyoruz. Hatırlayamazken ne oluyor beynimizde? Ha diye hatırladığımız anda ne oluyor da hatırlıyoruz? Yani beyinde ne olup bitiyor bunu merak ediyorum. Onun için tıp fakültesine gitmek istiyorum demiştim. Onlar da bana tıp fakültesinde bunlar okutulmuyor demişlerdi. Bu merakım hep devam etti. Bir de şunu da hissediyordum. Yani ben böyle fizyoloji, anatomi, babamın hatta babam operatördü. İşte mide rezeksiyonu filan kitaplarını okumak. Bu temel alanlar fizyoloji, anatomi o da çok ilgimi çekiyor beyinden sonra. İki, yani bir hastaya yardım ediyor olmak benim çok hoşuma gidecek. Yani sırf beyin davranış değil, ben tıbbı istiyorum. Anneme söyledim bunu hatta 16 yaşındayken. O zaman tıp oku dedi bana. Ama annem ben 16 yaşındayken akut bir hastalıktan, dejeneratif bir hastalıktan öldü. Akut hem dejeneratif ama böyle bir kan hastalığından. Lise 12 yıldı o sırada ve ben Bursa'da işte Bursa Kız Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, Askeri Lise, Orman Lisesi bir sürü lise var. Bütün bu liselerin edebiyat öğretmenlerinin gözdesiydim. Çünkü çok iyi kompozisyon yazıyordum. Bir konuşma yapılacağı zaman topluluğa daima ben çağrılırdım onlar tarafından sen konuş. Onlar da bana hep şey diyorlardı. Sen hukuka git. Yani iyi yazıyorsun, iyi konuşuyorsun, hukuka git. Son senesinde lisenin 12. sınıftayken Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Bursa Kız Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi arasında karma iki ekip, münazara ekibi oluşturdu. Ebedi, bugün nasıl diyoruz ebediye? Sonsuza dek sürecek barış mümkün müdür, değil midir? Ben mümkün değildir diyen grupta yer aldığım için Bursa Kütüphanesi'nde John Locke, Thomas Hobbes filan okudum. Ve onu okurken eğer mecbur kalırsam tıp dışında bir tahsil yapmaya ve hukuka gidersem tamam kamu hukukunda öğretim görevlisi olurum. Bu alanda ilginç diye düşündüğümü biliyorum ama beyinde ne oluyor? Da biz böyle davranıyoruz. Bir şey ezberlerken ne oluyor, aritmetik yaparken ne oluyor? Bu çok ilgimi çekiyor. Ön planda ilgimi çekiyor. 12. sınıfı bitireceğim sırada işte annem yok artık babamla konuşuyoruz. Sordu bana nereye gitmek istiyorsun? Baba ben tıp fakültesine gitmek istiyorum. Çünkü böyle böyle bu alanda benim merakım. O da bana dedi ki tıp fakültesinde bu okutulmuyor. O zaman nöroloji, psikiyatri de ayrı değil. Nöropsikiyatri okutuluyor ve asabiyeci, asabi mutahassısı oluyorsun uzmanlaşırsan. İşte bizim hastanedeki asabiyeci N-bey gibi olursun. Başka bir şey olmazsın çünkü okutulmuyor bu dedi. Bence sen hukuka git dedi. Yani ben de telkin altında kalan bir insanım açıkça. Hayır ben ille tıp okumak istiyorum diye diretsem
tabii ki kabul edilirdi ama diretemedim işte. Öğretmenler hukuk diyor, babam hukuk diyor. Ben de ikinci olarak mecbur kalırsam hukuk olabilir demişim. Hukuk fakültesine yazıldım ama hukuk fakültesinin daha birinci sınıfındaki ilk günümde çok net hatırlıyorum. Benim burada ne işim var, benim yerim tıp fakültesi diye düşündüğümü ve hiç ilgim kesilmedi. Aslında o zaman teşrih diyorduk. Bugün sizin diseksiyon dediğiniz şeye, o bizim hukuk fakültesi bahçesindeydi orada. Ben tabii bir beyaz önlük ve bir arkadaş edinip girip çıkıyordum yani teşrihlere. Sonra hukuk 3. sınıftan başlayarak gayet muntazam İstanbul Tıp Fakültesi'nin işte nöropsikiyatri derslerine gidiyordum. Sonra Bursa Kız Lisesi'nden benimle mezun olup bu Çapa Öğretmen Okulu'nda psikoloji okuyan arkadaşlar psikiyatri stajı yapabiliyorlardı 3 ay. Ben de önlüğümle onların arasına karışıp 3 ay psikiyatri stajı yaptım filan. Okuduğum ettim ve sonra hukuk fakültesi bitti ve ben hakikaten kamu hukukunda, anayasa hukukunda asistan oldum. İlgim ama beyin, Penfield mesela bir sürü şey yazıyor. Penfield beyin cerrahı biliyorsunuz Kanada'da. İngilizce olarak onun şeylerini okuyorum. Ve sonra New York'ta bir Columbia Law School vardır. Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi. O İstanbul Hukuk asistanlarına burs veriyordu. Ben de öyle bir bursla bir sene oraya gittim. Yani okuma şansı bulduğum eserlerin sayısı çok arttı. Bir kere fizyolojik psikoloji denen bir alanla tanıştım. Ve dönüşte babama bir daha dedim. Baba ben tıp fakültesine gitmek istiyorum. Sınavlara gireceğim. Yok olmaz artık öyle şey bu yaştan sonra olmaz dedi. Peki. Peki o zaman doktora mı hukuktan değil psikolojiden yapsam dedim. Ona kabul etti. Ben de Amerika'da 1,5 yıl kaldığım için 3 yıl mecburi hizmetim vardı hukuk asistanı olarak. Profesörüme söyledim yani ben mecburi hizmet dolayısıyla 3 yıl asistanlığa devam edeceğim burada. Ama sonra psikolojide yapacağım doktoramı, hukukta yapmayacağım. O da evladım sen ne istiyorsan onu yap dedi bana. Sonra psikolojide o sırada Sabri Esas Yavuşgil, Umumi Psikoloji, Genel Psikoloji Kürsüsü Başkanı, bir sosyolog arkadaş beni ona tanıştırdı. Daha yeni dönmüşüm Amerika'dan. Yani siz de doktora yapmak istiyor mu? Hukuk mezunudur kendisi ama işte psikolojiye çok meraklı. O da bana şunu dedi. Eğer siz bana söz verirseniz 2 sene 4 senelik psikoloji eğitimindeki bütün derslere katılacaksınız ve bizim size kürsüce yapacağımız sınavdan geçeceksiniz. Bu sözü verirseniz ben sizi şimdiden doktora öğrenciliğine kabul ederim dedi. Tabii verdim. Zaten istediğim o. Yoğun bir şekilde onların derslerine de gidiyorum ve onların seminerlerine katılıyorum. O seminerlerde bir sürü sunuşlar yapıyorum bilmem ne. Onun için o 2. senenin sonunda benim mecburi hizmetim bitince hukuktan onlar hemen bana gel bizde asistan ol dediler. Ve ben doğruca psikoloji bölümünde Edebiyat Fakültesi'nin asistanlığa başladım. Asistanlığa Ağustos ayında başladım. Hemen önümüzdeki dönem için onlara yeni bir ders koyalım, fizyolojik psikoloji ve ben bunu anlatayım dedim. Tabii kabul ettiler, beni tanıyorlardı çünkü. Ve girdiğim anda fizyolojik psikoloji dersi vermeye başladım. Tabii kendimi yetiştirmelerim, okumalarım çok daha genişleyebildi. Bir sürü işte davranış nörolojisi alanında okumalar yapabildim. O zaman nöropsikoloji adı yok ama psikologlar da Brenda Milner mesela, Susan Corkin mesela, psikologlar ama işte nöroşirüjenlerle çalışıyorlar o alanlarda. Onların yazıları şu bu. Derken siyasi nedenlerle benim 12 Mart darbesinden sonra yurt dışına kaçmam gerekti. İsviçre'ye, Cenevre'ye. 2 sene orada önce Fransızca öğrendim. Sonra oradaki psikoloji fakültesine de girip çıktım. Okumalarım arttı. Yani nöropsikoloji nedir çok iyi biliyorum. Döndüm.
döndüğümde yani hayatımın iki büyük şansı varsa biri Bülent Tanör'le tanışmak olsun. Biri de bu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi psikoloji mezunlarına tıp temel bilimleri doktorası yaptırıyor. Yani anatomi okuyacaksın, fizyoloji okuyacaksın, nöroloji, psikiyatri okuyacaksın, sınavlarına gireceksin, bir tez yazacaksın ve doktorayı alacaksın. Hemen başvurdum. Tabii beni kabul etmeleri kolay olmadı çünkü psikoloji mezunu değilim ben, lisansım hukuk. Ama işte hukuk fakültesinde artık akademisyen olan arkadaşların yazdığı raporlarla psikolojide doktoraya alınmış psikoloji asistanı eşdeğer sayılır, mezun sayılır, alabilirsiniz doktoraya falan gibi raporlar götürerek kendimi kabul ettirdim oraya. Gittim. İlk etapta yani fizyolojinin ilk vize sınavı damarlarla ilgili. 3 gün böyle deli gibi çalıştım damarlara. Çok iyi biliyorum. Çok iyi de bir kağıt verdim. C geldi. Ah, gittim konuştum. Dedim nasıl C olur? Dediler ki biz psikologların kağıtlarını okumuyoruz ki. Onlara direkt C veriyoruz. Dedim Rem lütfen ben fizyolojiye çok meraklıyım. Bundan sonra benim kağıtlarımı okuyun. Ne hak ediyorsa onu verin. Filan. Ondan sonra benim kağıtlarımı okudular. Tabii hep aldım. Yani fizyoloji bayıldığım bir ders çünkü. Anatomi hocası da bana şey dedi. Ben ama o zaman 40'lı yaşlardayım artık. Anatomi hocası da bana şey demişti, benim doktorama o da gelmişti çünkü ne sorduysa hepsini bildim. Sonra beni çağırttı ve siz tıp okuyun, siz tam tıp okuyacak bir insansınız, genç de sayılırsınız. Çünkü ben göstermiyorum yaşımı, beni herhalde 30 yaşlarda sanıyor. Şimdi de göstermediğim gibi 87 olduğumu itiraf edeyim. Ama artık ben iş yapmak istiyordum, çalışmak istiyordum. Çapa Tıp Fakültesi'nde de Hıfzı Özcan vardı. Davranış nörolojisine meraklı bir insan. İşte onun Sakıp Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde de bir sürü konuşmalar yapmıştım. Beni tanıyordu. Gittim ona. Ben Çapa Tıp Fakültesi'nde bir nöropsikoloji laboratuvarı kurmak istiyorum. Klinik nöropsikoloji laboratuvarı. Tabii dedi. İşte önce yani deneysel olarak, fahri olarak başladım. Sonra bana kadro bulundu. Kadrolu oldum. Ve o bir okul haline geldi. Yani meraklı başka üniversitelerde çalışan psikologlar, başka hastanelerde çalışan klinik psikologlar isterlerse eğer gelip benim yanımda yetişebiliyorlardı. Tabii hiç kimsenin yakasını bir yıldan önce bırakmadım. Bazıları yanımda 2 yıl, 3 yıl falan kaldılar. İlk yetiştirdiklerim çok iyi yetiştiler o yüzden. Çünkü nöropsikoloji öyle bir dal ki yani sırf test uyguladım o testten şu puanı aldı, şu testten bu puanı aldı. Demek ki şudur asla değil. Yani birebir hastanın o test puanını nasıl aldığı bilgisini gözlemlemek ve yorumunuzu ona göre yapmak çok önemli. Ve o ilk yetişenler çok iyi yetiştiler. Bir 7-8 kişi öyle yetişti. Ve dağıldılar Türkiye'nin sağına soluna. Yani böyle. Belki iyi noktalar var ama genel olarak yani gerileten gelişmeler oldu diyebilirim. Özellikle YÖK'ün kurulması. YÖK öncesi üniversiteler gerçekten tamamen bağımsızdı. Örnek olarak tıp fakültesinde bir tıp öğrencisi orada işte uzmanlığını yapıyor. Eğer onu çok beğeniyorsan senato kararıyla onu alabiliyordun. Şimdi böyle şeyler mümkün değil. Gerekli eğitim programını istediğin gibi değiştirebiliyordun, eklemeler yapabiliyordun. Şimdi o mümkün değil. YÖK ne program yaptıysa onu okumak zorundasın. Beğendiğin kişiyi alamıyorsun, bağımsızlığın yok. Yani o senatolara sadece öğretim üyeleri değil, öğrenci temsilcileri de katılırdı. Ve üniversiteler tam olarak bağımsız yapılardı. Şimdi bağımsızlık gitti.
Ve işte her yerde bir üniversite açacağım diyerek kaliteye hiç bakmadan bina kurmak üniversite açmaktır gibi bir anlayışla pıtrak gibi kalitesiz üniversiteler, onların kalitesiz mezunları, bağımsız olmayan, bağımsızlığı yok olan üniversiteler re dönüştü akademi. Önce üniversite asistanları sendikası vardı, TÜMAS. Orada ya aktiftim ben çünkü dediğim yani eşim Bülent Tanör onun başkanlığını yapıyordu. Sonra da çok yakın arkadaşımız Gencay Gürsoy onun başkanlığını yaptığı için o da böyle bağımsız üniversiteler kadar demokratik bir örgüttü. Sadece yönetim kurulu karar vermez, bütün üyeler katılır, birlikte tartışılır, birlikte karar verilir ve o yönetim kurulunun kararı olurdu. Sonra işte Öğretim Üyeleri Derneği kuruldu. Uzun zaman Tahsin Yeşildere veteriner onun başkanlığını yaptı. Ama yani o da bürokratik engellerle filan boğuldu. Yani var şu anda. Ama yani son derece aktif diyemem. Son derece aktif olamıyor. Yani aktif olmaya çalışıyor. Ama etkisi olmuyor. Yani etkisi az oluyor. Eski demokratik zamanlarda olduğu gibi değil etkisi. Nöropsikoloji Derneği aslında bir davranış nöroloğundan çıktı o fikir. Oğuz Tanrı da vardır. O zaten böyle dernek, organizasyon konularında çok becerikli bir insandır. Bu dernek kurulmadan yıllar öncesinden başlayarak o uluslararası kognitif kongreleri düzenlerdi. Marmaris'te daha çok, bir iki tanesi İstanbul'da oldu. O fikrin sahibi, yani Nöropsikoloji Derneği kuralım. Benim aklıma gelmezdi. Ben öyle dernekçi falan yani pratik aklım hiç yoktur benim. Hatta dernekler masasına bile bizzat o gitti geldi ve kuruldu bu dernek. Ben çok sayıda yerde ders verdim. Çok 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 sayıda yerde, farklı üniversitelerde. Yani bir yerde kadrom var ama misafir öğretim üyesi olarak çok yere gittim. Bir kere ben slide kullanmazdım. Slide'da bir şekil olması gerekiyorsa tebeşirle arkamı döner, tahtaya o şekli çizer. Onun üstünden konuşurdum. Sınıfa girer girmez ilk söylediğim şey benim görsel becerilerim çok zayıftır. İnsan yüzü tanımam. Yani sizi ben burada görünce oturduğunuz yerde bana soru soran bir kişi olarak hemen tanıyorum. Ama sizi sokakta görsem tanımam. Haberiniz olsun. Yani "Aa, hocanın burnu büyük bana selam vermiyor" demeyin derdim. İlk lafım bu olurdu. Ya da tanımamı istiyorsanız hep aynı yerde oturun. Hep aynı kılıkla gelin gibi. Aktif olurdu. Yani çocuklar katılırdı. Anında sorular, akıllı sorular gelirdi. Bilmediğim bir şey sordukları zaman rahatça "ben bunu bilmiyorum. Gelecek derse kadar araştırayım. Siz de araştırın, haftaya konuşuruz" derdim. Galiba bunu seviyorlardı. Öyle bir şey okudum çünkü internette böyle diyordu hocamız falan diye. Aktif anlatımlı, slaytsız, aktif katılımlı dersler olurdu benim derslerim. Ya öğrencilerimi çok severdim. Şimdi bellek tek bir bütün değil. Bir sürü farklı tipte bellek var. Bir örtük bellek var. Bu örtük belleğin içine refleks tipi öğrenmelerimiz giriyor. Yani Pavlov'un köpeği tipi, klasik refleks tipi öğrenmelerimiz var. Ya da işte operan koşullanma dediğimiz ödül ceza tipi öğrenmelerimiz var. Milyonlarca bu tür öğrenmeyle yetişiyor çocuk. Bu klasik olsun, operan olsun, refleks öğrenmeleri sonuçta bizim mizacımızı oluşturuyor. Bunları hatırlamıyoruz tabii. Yani benim şöyle bir refleksim var diye bilemez hiç kimse. Bunlar bilmediğimiz, kişinin bilmediği şeyler ama o
bunların birikimiyle kişinin mizacı oluşmuş oluyor. Belleğin böyle bir tarafı var. Bellek yanıltıcı olabilir dediniz. O açık bellek dediğimiz, yani neyi bildiğimizi bilerek bildiğimiz bellek. O da biliyorsunuz iki tip, bir otobiyografik, kendi başımızdan geçen olaylar. İki, semantik, dünya bilgileri, kelime bilgileri gibi. Belleğin yanıltıcı olması algının yanıltıcı olmasından kaynaklanıyor genellikle. Yani algılama sırasında bir yanlış algılama, bir düşüncenin oraya karışması ve gerçek birebir algılamanın olmayışı yanıltıcı bellek, açık bellek te yanıltıcı bilgilerin birikmesine neden olabiliyor. Yani bir sürü araştırma var bu konuda. Mesela şu basketbol oyuncularından beyaz gömleklilerin attığı pas sayısını sayın diye bir görev veriliyor ve öyle siyah giyinmiş ve beyaz giyinmiş basketbol oyuncuları ve siz beyazların attığı topları sayıyorsunuz. Bitiyor. Sonra soruyorlar size, arada bir siyah giyimli goril geçti, gördünüz mü? Yok, hiç görmedin, algılamadın bile. Bu bir bellek yanılması mı, bir algı yanılması mı? Tabii ki algı burada belleğimizi yanıltıyor. Çünkü sen gözünü beyaz giyimli kişilere dikmişsin, onların attığı topları sayıyorsun. Siyah giyimli basketbolculara bakmıyorsun, onların toplarını saymayacaksın. Goril de siyah. Oradan geçmiş. Sana bir daha videoyu o gözle gösterdiklerinde hakikaten bir goril geçiyor diye görüyorsun. Ya da şöyle deneyler var. Mesela polis sorgulamalarında ya da savcılık sorgulamalarında manipüle edici sorular sorarsan. Mesela şöyle deneyler var. İki arabanın çarpışması videosunu gören iki grup. Gruplardan birine iki araba burun buruna geldikleri anda kaç kilometre hızla gidiyorlardı diye soruluyor. İkinci gruba iki araba birbirine çarpıp iç içe geçtiğinde kaç kilometre hızla gidiyordu diye soruluyor. Tabii ki birinci grubun cevabı daima kilometre hızı biraz daha düşük, ikinci grubun cevabı çok daha yüksek. Yani belleğin yanıltıcılığı bu şekilde. Manipüle edilebilir olması bir, algı yanlışlarından kaynaklanması iki. Bellek önce bir anlık bellek, yani duyuların bilince çıktığı ve her birinin kendi asosyasyon korteksinde o duyunun yorumlanıp algılandığı, sonra multimodal asosyasyon kortekslerinde bunların hep beraber algılandığı kısım ve sonra işte limbik sistemde amigdalanın o anki heyecanı da işin içine katmasıyla gene limbik sistemdeki hipokampusların bu bilgiyi kalıcı uzun süreli belleğe aktarması süreci var. Bir, hipokampusların 2 yıl boyunca bu kalıcı bilgiyi desteklemesi, konsolidasyon sağlamlaştırma süreci var. O sırada uzun süreli belleğimizde var olan bilgiler yeniden organize olarak ulaşılabilirlik ve kalıcılık düzeylerini arttırıyorlar. Üçüncü süreç, bir şey hatırlamak istediğimizde ne yapıyoruz? Dikkatimizi uzun süreli bellek deposuna aktarıp o ipuçlarını izleyerek hedefteki bilgiye ulaşıp tutup onu geri getiriyoruz. Retrieval dedikleri şey. Recall, hatırlama. Hatırlamıyorsun bir türlü. Ya dilimin ucunda ve ben bunu biliyorum diyorsun. Hani bildiğini biliyorsun. Gelmiyor aklına. Ama sana şu mu şu mu diye seçenek verince tamam buydu diyorsun. Ya da ipucu verince tamam buydu diyorsun. Bütün bu süreçleri göz önüne alırsan inmelerde, yani ani bellek kayıplarında 3 türlü olabilir bellek kaybı. Eskileri hatırlıyorum ama yeni bellek kaydı yapamıyorum gibi olabilir. Yani hipokampuslar tutulmuşsa.
İkincisi, yeni bellek kaydı yapıyorum ama bütün eski geçmişimi unuttum biçiminde olabilir. Üçüncüsü, her ikisi birlikte. İnmelerde böyle olabilir. Yani hem geçmişi unutmuşsundur hem yeni bellek kaydı yapamıyorsundur. Ötekiler, demanslar, yavaş ilerleyici dejeneratif süreçler. Demansları da tabii Alzheimer demansı bir yanda, bütün öteki demanslar öbür yanda, ikiye ayırmak lazım. Çünkü Alzheimer demansı tabir olarak biraz eskidi bu. Ona artık amnestik demans deniyor. Yani Alzheimer hastalığının neden olduğu demansa amnestik demans deniyor. Çünkü daima ve daima hipokampuslar ve etrafındaki entorinal korteksten başlıyor dejenerasyon. Ve kişi yeni bir şeyi hatırlayamama şeklinde bir bozulma gösteriyor. Sonra Alzheimer demansı ya da bu amnestik demans ilerledikçe, amnestik demansın öbür demanslardan farkı ne? Kayıt yapamıyor. Kayıt yapamadığı için de senin ipucu vermen onun hatırlamasını sağlamıyor. Senin seçenekler vermen onun doğru seçeneği bulmasını sağlamıyor. Neden? Çünkü kaydetmedi. Öteki demansların hepsinde amnestik olmayan bir demans görüyoruz. Dikkate sekonder bir demans. Yani onlar kayıt yapıyor. Onların hipokampuslarında sorun yok. Uzun süreli kayıt yapıyorlar. Ama hatırlama, geri getirme için dikkati odaklamak lazım uzun süreli belleğe, depoya. Bütün diğer demanslar çeşitli farklı yerlerini tutan beynin farklı patolojilerdeki demanslar, yani hipokampusları tutmayan, amnestik olmayan, Alzheimer olmayan demanslar dikkat şebekesini bozuyor. Dikkat şebekesini bozduğu için de kişi istediği bilgiye ulaşamıyor, tutup onu geri getirip hatırlamak için. Ama sen seçenek verdiğinde tanıyor. Peki dönelim Alzheimer demansına. Yani yeni kayıt yapamıyor. Ama amnestik demans diyelim ya da yeni terimle. Ama bu ilerledikçe Ribot kanunu belki bilirsiniz. Yavaş yavaş geriye doğru da gidiyor. Yani önce yakın geçmişi unutuyor. Geçen hafta ne oldu, ne bitti onu unutuyor. Ama işte askerlik hatıralarını, ilkokul hatıralarını çok iyi hatırlıyor. Sonra ilerledikçe dejenerasyon, çünkü kortikal bir demans bu. Yavaş yavaş otobiyografik anılarımız, bu arka temporoparietal asosyasyon kortekslerinde protein sentezleriyle kayıtlı dünya bilgilerimiz, semantik bilgiler, anterior temporal kortekste gene protein sentezleriyle kayıtlı. Ama işte kortikal dejenerasyon ilerledikçe Alzheimer tipi demansta ya da amnestik demansta yavaş yavaş geriye doğru anılarda da, yani o kortikal dejenerasyon tabii ki uzun süreli belleği, geçmiş belleği bozuyor. Önce yani geçen sene olanları, daha sonra 3-5 yıl önce olanları, daha sonra 10 yıl evvel olanları net hatırlamamaya başlamak, daha sonra çocukluk anılarını net hatırlamamaya başlamak tabii ki kişinin benlik algısını mutlaka değiştiriyordur. Çünkü kendine ait şeyleri bilmiyorsun artık, unutmuşsun. Halbuki benlik algısı bunların bütününden oluşur. Onun için benlik algısı zedeleniyor. Önce teorik olarak söyleyeyim. Empati, bu prefrontal şebeke dediğimiz beş büyük bilişsel şebekeden bir tanesinin sosyal beyin işlevleri dediğimiz işlevlerinden biri, empati. Normal toplumlarda, normal insanlar arasında empati vardır tabii. Ama eğer diğer ülkeleri yakından tanımıyorum, çok uzun bir zamandır yurt dışına çıkmadım. Orada da belki öyle şeyler var ama Türkiye'de insanlar o kadar büyük baskı altındalar ki bireysel olarak, yani işte demokrasi yok, adalet güvenilmez,
Maaş geçinmeye yetmiyor, geleceğini adam göremiyor, çoluğunun çocuğunun geleceğini hiç göremiyor. Yani bu derece kişisel baskı altındayken bir kendi sorunlarına gömülmekten başkasının sorunlarına biraz kayıtsız kalıyor olabilir. Ya da İstanbul'da verdiğiniz o örnekler o kadar yaygın ki ve dilencilerin bir kısmının bankada böyle milyarlarca lira hesabı olduğu falan çıktı ortaya. Bu tür şeyler bir üf aman herkes dileniyor. İki üf aman o benden zengindir belki hesabı vardır gibi inanmama. Bir inanmama, iki çok fazla olması, üç kendi üstünde hissettiği baskıyla çok yoğun bir şekilde kendisiyle meşgul olmak, ailesiyle kendisiyle meşgul olmak, çırpınmak zorunda oluşu insanın buna neden oluyor belki. Süreçlerin primer progresif afazi bir de arka sistemin primer progresif dejenerasyonu bunlar beni çok heyecanlandırıyor en son. Bu fMRI sayesinde beynin neresinin gerçekten biz ne yaparken aktif olduğunu görmek çok ilginç. Sonra bu aletin içindeyken yolakların, pathways, traktusların görüntülenmesi mesela 100 yıl kadar öyle zannedilen dil şebekesi ne bambaşka bir değişiklik getirdi o. Öyle şeyler heyecanlandırıyor beni tabii. Kitap olarak doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan Behçet Necatigil'in tercümesiyle çıkan ama Rilke'nin Malte Lauritz Brügge'nin Notları adlı kitap bütün hayatımda beni en çok etkileyen kitap diyebilirim. Yani Dostoyevski, Gogol bayılırım onlara. Çok etkilenmişimdir. Güney Amerika edebiyatı öyle çok etkilemiştir beni ama Rilke'nin bu kitabı olağanüstü bir kitaptır. Bir sürü pasajı hala ezberimde. Kitap dersen Rilke'nin o kitabını söylerim. Malte Lauritz Brügge'nin Notları ve tabii ki Behçet Necati Gül'ün bu inanılmaz güzel çevirisi. Resim alanında Van Gogh beni çok etkiler. Van Gogh'a bayılırım. Abisine yazdığı mektuplar, bütün sadece resimleri değil hayatı bile beni etkiler. Müzik dersen hiç birbirine yabancı niye bu üçü diyeceğin üç kişi. Biri Bach, biri Beethoven, biri Chopin. Beni çok etkiler. Sonra sinema sanatı, o New York'a gittim dedim ya 1964'te. O zaman tanıştım Kurosawa, Japon. Ondan sonra Ingmar Bergman, İsveçli yönetmen. Ondan sonra İtalyan yeni akım sineması deniyordu o sırada. O filmler müthişti. Yani müthiş. Mesela La Strada. Gerçi onu Türkiye'de gördüm ama çarpılmış bir halde çıkmıştım sinemadan. Yani bir sürü şey sıraya önem sırasına sokmadan söyleyeceğim. Şu anda önem sırasına sokamam. Aklıma geldiği gibi söyleyeceğim. Bir, insanları yargılamamak lazım. Onları anlamak lazım. Yani kötü bir şey yapan bir insanı, yani sana kötü gelen, kötülüğü dokunan bir hareket yapmış olan bir insanın o hareketi yapmadaki kendi iç sebebini anlamak lazım. Onu hemen yargılayıp mahkum etmeden. İki, dünyamıza, gezegenimize, bütün kainata, doğaya çok verici ve sevecen
olmamız lazım. Onun bir parçası olduğumuzu çok iyi hissetmemiz lazım. Üç, bilim denen şey çok önemli. Onun takipçisi olmak lazım. Dört, hayat bir defa geliyor ve gidiyor. Bütün geçmiş güzel yaşantılarımızdan ve şu andan mutlu olmayı bilmek lazım. Bir de sorumlu olmak lazım tabii. Elbette ki demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin hakim olduğu bir Türkiye. Çünkü yani kalıcı büyük bir aşk oluştu aramızda. Şey derdi, biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz derdi. Yani bir şeyi birlikte yapmak çok güzeldi. Yani birlikte olmak çok güzeldi. Yani bir şeyi birlikte okumak ya da birbirimize okumak, bir şeyi birlikte görmek çok zevk vericiydi. Tek başına çok güzel bir şeyi tek başına yapmaktan 100 bin kat daha güzel hale geliyordu birlikte yapmak.